Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Birazcık susacağım. Sonra anlatacağım olan biteni. Önce bir sesine müziğine dokunmadan şu girişi izleteyim. Sonrası bende. The eyes of the world have been glued to the city of Harran for the past 2 months, following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine wall shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, are there still non-infected survivors in the city as the GRE maintains? And if so, will the ministry still go through with a stated plan to annihilate the city oy. In an attempt to wipe out the Harran virus once and for all? Whether by way of the virus or the ministry's proposed plan, one thing is certain. Harran's days are numbered. Harran'ın günleri sayılı. Hadi bakalım. Neden sayılıymış? Ben size anlatayım şimdi. Özellikle sesi biraz yüksek bıraktım ki o müziği arkadaki o nasıl diyeyim, moda sokan aksiyon müziğini duyun diye. Aslında 3. sınıf Amerikan filmi müziği ama böyle oyunlarda güzel duruyor. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar Pintipanda TV ekranlarına. Kısa, yani çok uzatmak istemiyorum. Uzattım mı olay Let's Play'e dönüyor. Onu ayrı bir konuşur tartışırız. Yalnız öncelikle oyun sesini hemen şuradan, ha yaralamışım zaten. Biraz daha yaralayayım ki benim sesimi net alın, arkada müziği de duyun. Evet, gördüğünüz gibi dumanlar içinde tükenmek üzere olan bir şehir Harran. Harran deyince aklınıza doğal olarak bizim Urfa geliyor. Kah 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 gülüyorsunuz ama gülmeyin. Gerçekten de aslında oyunun hani ilham aldığı ya da merkez aldığı yer burası. Tabii ki isimler değişiyor falan filan ki isimlerin %90'ı neredeyse Türkçe tanıdık gelecek. Kendi isminizi bile bulabilirsiniz. Aynı iklim. Aslında çok benzer binalar ama tabii hani global olması açısından ya da çok fazla çaktırmamak adına birçok değişiklik var. Ama oynarken hissedeceksiniz. Oyun her 3 platforma da çıktı, yani PC'ye de, Xbox One ve PlayStation 4'e de çıktı. Dolayısıyla beğendiyseniz birinde mutlaka oynarsınız. Ben PlayStation 4'ten oynayacağım. Şu girişi bir anlatayım size. Orada bilerek kesmedim. Harran zor durumda. Bütün dünyanın gözü Harran'da. Ne olduğu, nereden çıktığı belli olmayan bir virüs. İnsanları zıvanadan çıkarıyor, yoldan çıkarıp artık Walking Dead misali yürüyen ölüler haline getiriyor. Hükümet buna bir çare bulamıyor. Bir antidot peşinde, antizin diye bir şeyin peşinde. Ama Harran'ı çoktan silmiş yani. Tüm dünyanın derdi Harran'ı salla, dışarı kaçmasın. Dolayısıyla Harran'ı tamamen yok etme planları artık konuşuluyor. Yani tek bir kalemle dümdüz edecekler. İçeride Survivor kalmış kalmamış adamların pek umurunda değil. Tabi bunun için bir umut var aslında ama çok fazla detaya girmiyorum. Yarın bir gün oynarsınız. Senaryosuna spoiler vermek istemiyorum. Ben şimdi size biraz oyunu göstereceğim. Hızını, aksiyonunu, özelliklerini. Sonrasında siz karar verirsiniz. Ha bana oyuna falan seri yap diyorsanız, oyun açık dünya olduğu için anca Far Cry gibi oynayabilirim bunu. Hani oynarsam her gün bir bölüm koymak zorunda kalırım bitirebilmek için. O zaman da diğer videolar safsaklanıyor. O riskli. O riskli. Bilmiyorum. Siz bir yorumlarınızı belirtin ya da like atarak belirtebilirsiniz. Ondan sonrasına bakacağız, tartışacağız. Hadi bakalım. Crane Efendi. Oyunu ben oyun çıkalı 3 hafta oluyor. Yaklaşık işte 15-16 saat falan oynadım. Şu anda biz Murat Hoca ile bunu... Biz bunu Murat Hoca ile bizim multiplayer live'da co-op oynuyoruz. Beraber oynuyoruz. O tabi oldukça keyifli. Onun dışında ben biraz ilerledim ama bu hani senaryonun ilerlememiş halini göstereceğim size. Dediğim gibi. Bir bakın bakalım. Güzel oyun çünkü. Hani incelemeyi koyuyorsam aslında ben sevdiğim için koyuyorum. Pek onun dışında çok inceleme tarzı bir adam değilim. O iş için çok güzel Doskayoğlu var mesela.
oradan izlersiniz. Adam bütün konsol oyunlarını eline boyuna inceliyor, çalışıyor, metinler yazıyor falan filan. Evet, Haran'a hoş geldiniz. Şöyle yavaşça göstereyim. Oyunun grafiklerini beğenenler var, beğenmeyenler var vesaire. Ben bayıldım abi ben. Bilmiyorum tabii, benim grafik çıtam da biraz düşüktür. Çok fazla takılmam grafiğe ama her zaman diyorum ya, grafik atmosferi korumalı, atmosferi yaratmalı hatta. İşte bu. Yani bir kaos, bir hani yok olmak üzere olan bir şehir böyle gözükür gerçekten. Arkadaki müzik geliyor mu acaba size? Artık telif korkusuyla müzikleri de kısıyoruz da. Evet, şurada gördüğünüz safe yazısı güvenli alan. Kahramanımızın adı Crane. Kendi hesapları, kendi içinde hesapları olan bir adam. Çift taraflı oynayan diyeyim. Ölmek üzereyken buradaki hayatta kalanlar tarafından kurtarılıyor. Şu gördüğünüz gökdelenden. Ufak bir eğitim alıyoruz, koşturma, zıplama, oyunun mekaniklerine dair. Ve ondan sonra içeride kendimizi kanıtlıyoruz. Ha, dediğim gibi başka planları da olan adam, hayırlısı. Oyunun menülerinde şöyle dokunmatiğe geçeyim. Doğal olarak haritayı görüyorsunuz. Görevler, işte airdrop. Hükümet bu bölgede hayatta kalanlar için supply atıyor. Hani airdrop'tan hayatta kalmalarını sağlayacak ıvır zıvırlar, yiyecekler, ne bileyim eşyalar falan atıyor. Onlardan toplamam gerekiyor şimdi. Envanterimizde çekiç var, işte basit bıçaklar var. Kahveler, bilmem neler, piller, bantlar, hani her türlü crafting yapabileceğimiz. Blueprint olayı da taslaklar. Yani burada gördüğünüz şeyleri, malzemeleriniz de varsa craft edebiliyorsunuz. Mesela medikitim yok. Alkol gerekiyormuş, bir de gaz bildiğimiz. Hemen bir tane yapabiliyormuşum. Hop, yaptım, bir medikiti attım. Yetenek ağacında survivor, hayatta kalma, agility, çeviklik ve power, güç, kuvvet, kaba kuvvet. Ayıcasına, yarın yokmuşçasına vurma. Bunlarda da sürekli bir yandan level atlıyorsunuz 3 dalda. Oradan sonra da mesela agility'ye bakayım. Alt dallara dal şey yapıyor böyle. Hani oyunu tam anlamıyla tüm özellikleri açmak istiyorsanız bayağı bir yan görevi yapmanız lazım. Yan görevler, challenge'lar vesaire. Level'ı alacaksın, yürüyeceksin. Ben uçan tekmeyi açmıştım. Daha doğrusu bunu canlı yayında açmıştım. Döndüm burada da açtım ondan sonra. Çünkü size uçan tekme atmak istiyorum. Size değil, size göstermek istiyorum. Adamları atmak istiyorum. Evet. Ha, şunu da söyleyeyim. Neyse, yürürken söylerim. Görev neymiş? Airdrop. Tamam, bu bahsettiğimiz airdrop bulacağız da ben buradan atlarsam, ha çöpe atlasam bir şey olmuyordu değil mi? Yine de dur lan, deneyeceğim. Ne olabilir ki? Başıma ne gelebilir ki? Çöpe at. Yok. Şu karşı naylona atlamam lazım. Hop! Hah, buraya atladım mı bir şey olmuyor. Mekana doğru giderken siz grafiklere bakın. Zaten 60 FPS kayıtlıyız. Onun dışında da özellikle dediğim gibi atmosfere bakın. Görüntüler biraz koyu. Hava kararıyor ve adamlar zaten bu atmosferi korumak istemiş. Olabildiğince zombilerden uzak duruyoruz. Depara atıp sürekli Mirror's Edge'i düşünün. Parkur yapıyoruz. Oradan oraya koş, oradan oraya koş. Merak etmeyin, bir iki tanesiyle kapışacağım. Aa bak, yardım istiyor. Al. O gün bugünmüş. Are you ready? Uçan tekme! Iskaldı mı la? Vallahi ıskaldı. Bir dakika. Uçan tekme. Ha. Çok da riske girmeyelim. Daha düşük devimiz. Gel. Çabuk yoruluyoruz. Şuna bir tane vurayım. Sana uçan tekme. Lan bir atamadım gitti. Atacağım ama. Dur. Hızımı alayım. Geliyorum ulan. Hazır ol. E sen gel. Sen çok niyetlisin. Hep. Tamam, beynini parçaladık mı tamamdır. Lafa bak. Ya arkadaş çekil, açığa geldi. Bir uçan tekme atacağım. Sana atayım lan, senin kısmetinmiş. Özellikle son anı bekliyorum, tam kafasına doğru vurayım diye. Yoksa belinde kütürdetebilirsiniz. Bak şöyle. Niyeyse kendimden geçiyorum. Tabii kafaya çalıştık mı aslında çok daha iyi etki etmesi lazım da, daha yolun başında olduğumuz için. Bu arada bakın, sağ altta kırmızı taşla tamir etmemiz lazım artık. Kırılacak elimizdeki. Ya bunda şey de var. Olabildiğince savaştan kaçacaksın. Hasar almayı geçtim, elindeki malzemeler de bunlar oluyor. Sana o yüzden, sana kabaran. Dur bir tekme. Bir tekme daha. Bir tekme daha.
Kafanı ezdirsem. Hah. Kafaya tekme işerim. Ablacım, are you ready for this? Uçan tekme! Ben de haz etmiyorum ama mecburuz. Kurtulmak zorundayız ki. Adamı kurtaralım. Hadi abla, ne olur silah kullandırma bana. Kullandım. Her kestiğiniz zombiden loot yapıyorsunuz. Arıyorsunuz üstünüzü çünkü craft için falan gerekli olan hayati şeyler de çıkabiliyor. Ya cuara değil tabi. Cuara değil. Neyse hocam, kurtardım. Kurtardığınızdan da tabii ki para alıyorsunuz. O parayla safe house'da göstereceğim eşyalar falan filan. Klasik, kendi içinde de bir ticareti var. Dediğim gibi yan görevler oluyor. Böyle random, rastgele şeyler oluyor. Şu kazıklar çok güzel. Bilmiyorum bu videoda denk gelir mi? Tekmeliye tekmeliye laçık diye oturtuyorsun buraya. Allah'ım, insan kendinden geçiyor. Bir fena oluyor ya. Hemen bak, altta zombi vardı. Ne yaptı panda? Panda kaçar. Neyse, hava kararmadan şey yapayım. Emin olun, hava karardığında arkadaşlar dışarıda olmak istemezsiniz. Yalnız yine de şunu göstereceğim. Tekme. 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 Gelme, 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 gelme. Tekme atacağım. Canım 27 zaten. Şu olaşı. Tekme. 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 Kalkma. Bak, hemen yenileri geliyor. Tekme. Kazağa oturtmaya çalışıyorum. Hah. Oh. İçimin yağları eridi. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Horç. Sıradaki. Gel. Gel ablam. Senin koluna ne olmuş? Bikinini çarpmışlar. Gel. Dediğim gibi tüm çevre şeylerini de kullanın. Yapın bunu. Sonra üstlerini arayın. Cuvaralarını alın onların. Seni arayabiliyor muyum? Evet. Dediğim gibi cuvaralarını. Ulan tam türküyüz abi. Bilmiyorum. Şaka maka yani, bu kadar cuvarayı kim tüketir dünyada? Her defasında özellikler açılacak. Her level atladığınızda. Mesela bu uçan tekme mevzu başta yoktu. Sonradan level atladığınızda açılıyor. Hocam, sizinle muhatap olmam. Dediğim gibi yeterince size zombi kavgası gösterdim. Mümkünse kimseye takılmadan, eyvallah etmeden ha bir yoldan koşarım. Oo, ya da şöyle koşarım. Arkadaşlar, şuradan gitmem gerekiyor. Hava kararınca. Bir de psikolojik olarak şu yeşil gördüğünüz yer haritadaki safe house. Yani güvenli ev. Tamam ablam. Dediğini hiç dinlemedim. Ben haritadan bakıyorum. Mekana geldik de bunlarla nasıl kapışacağız? Airdropların başında şeyler olur. Ha bir de tuzaklar var. Elektrikli tuzaklar falan. Şimdi bu... Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the drops seem to fall exactly in that area. Ha, tamam. Bir de lockpick mevzu var. Skyrim lockpick yeteneklerimi kullanacağım. Ama işte şu anda, başka zaman olsa mahvederim ben bunu. Açarım. Heh. Hadi koçum. No, no, no. Okay, okay. Çok az yukarı. Hadi. Yes. Açalım. Sürekli bir koşturma. Oo, bıçak. Alırım. Exclusive short knife. Short knife. Knight dediğin şövalye. Arkadaşım. Hemen şuradan mesela envanterden yerleştirebiliyoruz. Çekiç. Çekiç dursun da. Mesela bunu al. Şunun yerine yerleştir. Onu da, kısa yolu neydi? Bu değil, şu. Şunla da istediğimi seçebiliriz. PC'de hangi tuş bilmiyorum ama şöyle bıçağım var. Gördünüz mü? Rambo bıçağı. Şimdi bir sığınak bul, yerleş falan diyor da o iş yalan olur. Zaten 15 dakika olmuş. Spoiler da vermeden oynamaya çalışıyorum. Çok zor ya. Ama çok tatlı, görüyorsunuz işte oyun.
Oyunla ilgili sorularınız, yorumlarınız olursa bana Twitter'dan ya da YouTube yorumlarından yazabilirsiniz. Tuzakları bakalım. Olmadı bir video daha çeker, orada tuzakları gösteririm. Şu anda şeyi bulduk. Adını getirin. Airdrop, yani sandığı bulduk. Bir de aktif olmayan şeyler var. Safe zone'lar, güvenli evler. Onu sen aktive ediyorsun çevresindekileri falan temizleyip. Şimdi hocam aşağı temiz mi? İneceğim ona göre. Yok yok, muhatap olmuyorum. Yok, görüşürüz. Bak burada da kazıklar, tuzaklar, sessiz sedasız, çok da gürültü yapmadan. Türlü türlü zombi var. Mesela Left 4 Dead'deki Boomer gibi tükürenler, şey, Spitter gibi tükürenler var, patlayanlar var, Hunter gibi hızlı koşanlar var. Ya var oğlu var. Hayal gücünüzü kullanın. Siz muhatap olmayın. Mesela hemen soldalar. Hemen ben şuraya geçeceğim. Kafalar rahat. Yukarı çıkmam lazım. Şuradan çıkabilir mi acaba? Hocam gelme ya. Değdi mi geldiğine? Değdi mi? Ben sana soruyorum. Değdi mi? Alayım ben. Cuvara verme. İyi, para verme. Gel kardeşim. Gel. Gel. Yerden kaldırmam ben seni, tek yakaladım. Ne oldu, tek başınızayken olmuyor değil mi? He? Ya ölür müsün, polisimi çağırayım? Takdir ettim, vallahi takdir ettim seni. Aa! Manyak çıktı, git lan! Oğlum içimdeki caniyi çıkarma, git! Öl lan! Öl! Tövbe estağfurullah. Şuradan tırmanır mı la bu? Bunu işte... Ha yok, şuradan. Bence tırmanır bu buradan ya. Bir deneyeceğim. Hah, koçum benim. Çok korktum. Bir dakika, burada bir yol olmalı. Batırdım. Germe, germe. Öyle müzik verip germe. Şuraya tırmanırsın ama şampiyon. Uh-oh. No. No. Hocam, Sea. Başka bir giriş olmalı evin. Hah, şurası. Önce buraya çıksam. Şu karşıya zıplarsın değil mi şampiyon? Evet, şu karşıya zıplarım arkadaşlar. Tabii oynadıkça bunlara alışıyorsunuz daha çabuk. Aa, fıt 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 görüyorsunuz falan. Ya dur, şimdi bununla uğraşmayayım. Bir tane gösterdik yeter. Oğlum içeride başıma bir şey gelmesin lan. Normalde tavsiye etmiyoruz ışık kullanılmasını. Ben de şimdi çok koyu karanlık diye. Sandıklar orada. Hah, çık yukarı. Hadi güzel kardeşim. Evet. Aç. Ne oluyor lan? Bir şey mi çıkacak? Niye skip diyorsun? Nasıl ya? Ha bak, burada da göstermiş oluyor. Gördün mü diyor. Başka yere düştüler ama o kadar da uzak değiller. Onu almadan, başkaları almadan git o kutuları al diyor. Haklı. Çünkü başında serseriler bekliyor. Hani survivorlar var. Bir de çakallar var diyeyim, yağmacılar. Onlar da insan ama her düşen benim olsun, en çok ben hayatta kalayım mantığıyla gidiyorlar. Neyse, olayımız budur. Müzik de giriyor. Ve bitti. Olayımız bu arkadaşlar. Safe House'u göstermenin bir anlamı yok çünkü bir sürü adam var, konuşuyorsun. Şeylerim var. Bir tane oranın genç bir lideri var, şusu var, busu var, yattığın yer var falan filan. Olay dışarıda yani. Safe House'a ancak yatmaya ve bir şeyler görev almaya gidiyorsun. Şu manzaraya karşı şöyle bitireyim. Bir de mümkün olduğunca yavaş oynadım ki hani başınız gözünüz bulanmasın diye. Olayda sürekli kamera fıt oraya fıt oraya atıyor kendini. Olayımız budur. Haram budur. Oyunun dövüş mantığına çok takılmayın. Dövüşlük bir şey ileride yaşayacaksınız. O da zoraki dövüşler olabilecek.
Amaç olabildiğince kaçmak, tuzakları kendi lehinize kullanmak. Bence de grafikleri çok güzel ayrıca. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama oyun çok keyifli. Hani ben puan falan vermiyorum incelemelerde. Zaten öyle bir adam da değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Bu oyun parasının hakkını verir kardeşim. Net. Varsa paran, bu tarz şeylere ilgin varsa al oyna. Pişman olmazsın. İmkanı yok. Hadi bakalım. Esen kalın.